Lan ne demek elimizden kaçırdık oğlum gönlünü? Lan bulacaksınız o kadını bak. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum benimle? Delik bey lan adamı! Allah Allah ne oluyor ya? Gönül ortaya çıkarsa Zeynep'le aram bozulur. O zaman ben de sizi bozarım bak anladın mı? Ümüğünüzü sıktırtmayın bana. Cihan? Zeynep? Ne oluyor? Kime bağırıyordun sen öyle? Şey ya benim eski patron var ya Hıyar. Başıma bir sürü iş açtı. Alacakları arıyor sabahtan beri. İşten ayrıldım deseydin. Dedim anlamıyorlar ki. Sanki ben vermiyorum paralarını. Sabahtan beri 5. telefon ya. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum ki. Neyse boş ver sen. Ne getirdin öyle? Sabah börek yapmıştım. Sensiz boğazımdan geçmedi. Allah Allah. Beraber yiyecek vaktin var mı? Var. Çay da yaparım. Yeriz birlikte. İyi tamam. Sen de sakinleşme meditasyonu yap biraz. Ne yapayım? Sakinleşme meditasyonu. Kavuşma meditasyonu yapsan. Uyar bana olur. Haber yok mu daha gönülden? O kadını bulamazsanız kendinize mezar bulun. Anladın? Çaylar geldi. Börekler de hazır. Oo, mis gibi koktu be. Nasıl olmuş? Çok güzel, çok. Harika olmuş. Of, çay da efsane. Ama üzerine içmen gerekiyor biraz. Ay, sert mi olmuş ya? Ama baklavalık yufkayla yapmıştım. Yalancı. Hani sert olmuştu? Nasıl kekledim ama. Böyle şaka yapılır mı Cihan? Ya sabahın 5'inde kalkıp yaptım ben bunu. Aa, tamam Zeynep ne kızıyorsun hemen ya sen de Allah Allah. Harika olmuş çok güzel. Ya ama hafif elim var senin de ha. İyi oldu sana. İyi misin? Burası sensiz çok sessiz be. Merak etme. Çünkü yakında hiç ayrılmayacağız. Börekler yalnız çok güzel olmuş. Biz ne yapsak bir börekçi falan mı açsak biz ya? Vallahi 10 numara börek olmuş sevgilim be. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bir tane daha vereyim mi? Patlayacağım artık. Yeter. Ya, ya ben annemi çok özledim. Keşke gelse. Yani en son Almanya'ya gittiğinde konuştuk. Uzun zamandır ses seda yok. Şey mesaj falan atmadı mı? Atmadı. Yani konuşamıyoruz. Abi, bak bu kadın her şeyi duymuş olabilir. Bu kadının hayatta olma fikriyle ben yaşayamam. Bin arabaya. Abi, abi bak ne olur. Korkuyorum ben. Hani beni koruyacaktın? Koruyacağım. Koruyacağım, merak etme. Hadi, bin arabaya. Sigh.
Götür. Benden haber bekle. Annem mi yoksa? Sen gerildin mi Cihan? Yok ya, niye gerileceğim? Patronun alacakları gelmiş olamaz herhalde, değil mi? Yok yok, olamaz. Gönül mü lan bu? Sen dur Zeynep, ben bakarım. Ya dur, ben bakarım. Zaten ellerin yağ içinde, git elini yıkadı sen. Ya Zeynep dur, ben bakarım diyorum. Bana bak Cihan, yoksa gerçekten patronun alacakları falan mı geldi ha? Olabilir. Ya saçmalama ya. Allah kahretsin. Ya gönülse lan bu? Zeynep! Buyur teyzeciğim. Evladım, Allah rızası için bir yardım edin. Teyzeciğim, sen böyle üşümüyor musun ya? Sen dur, dur bekle, geliyorum ben. Ne yapıyorsun? Ya Cihan çok üşümüş, baksana. Hadi git sen de birkaç parça börek getir hadi. Teyzeciğim, al sen giy bunu. Allah senden razı olsun kızım. Bir de bunu kabul et, olur mu? Allah sevdiklerine bağışlasın. Allah seni hiç ayırmasın evladım. Sağ ol kızım. Teyzem buyur. Sağ ol. Allah sizi hiç ayırmasın. Amin, amin. Allah sizi hiç ayırmasın yavrum. Bulamadınız mı lan hala gönüllü? Tamam, tamam, ben geliyorum birazdan, geliyorum. Cihan, ya ben akşam uğrayamam ama telefonda konuşuruz, olur mu? Ya şu işe bak ya. Ya resmen mahalle baskısı ya. Ya Cihan, laf söz oluyor işte ya. Ya nasıl laf söz oluyor Zeynep? Nişanlıyız biz ya. Aynı evde kalmamıza nasıl karışıyorlar ya? Ya tamam, tatsızlık çıkmasın işte, boş ver. Sen ne yapacaksın? İş mi bakacaksın? Yok, bir teyzeme gideceğim. Rahatsızlanmış yine. Hiç de haz etmiyorum ama. Yok, geçmiş olsun. Ciddi bir şey yoktur umarım. Bilmiyorum ki, işte gidince öğreneceğiz yani. Ben de geleyim mi? Yok yok, sen işine bak. Sağ ol. Tamam. Dur bir dakika. Sana bir şey vereceğim. Sana almıştım. Bu ne? Açsana. Yani güzel güzel de. De? Niye kırmızı bu Zeynep? Hep koyu giyiyorsun. Bu sefer de renkli bir şey giy istedim. Hayatımda aldığım ilk renkli atkım falan olabilir bu. Hayatımda renk katmaya geldim demiştim. Hep tak, olur mu? Tamam.